İngilizce'de karıştırılan bir diğer konu da dün 3 saat çalıştım ile dün 3'e kadar çalıştım ifadelerinin söylenmesidir. Ben bir eylemin ne kadar sürdüğünü söylemek istediğimde kullanacağım kelime for olacak. For'dan sonra eylemin bitiş süresini söyleyeceğim. Örneğin biz bir eylemi 1 saat yaptıysak for 1 hour. 2 saat yaptıysam for 2 hours. 10 dakika yaptıysam for 10 minutes diyeceğim. For'dan sonra süre. Peki ben bir eylemi belirli bir saate kadar yaptığımı söylemek istediğimde ne yapacağım? O zaman till'i kullanacağım. Örneğin ben saat 3'e kadar dersem till 3 o'clock. Saat 5'e kadar till 5 o'clock. Bir eylemi saat 10'a kadar devam ettiğini söylemek istersem till 10 o'clock diyeceğim. Gelin örneğimize geri dönelim. Ben dün 3 saat çalıştım. I worked for 3 hours yesterday. Ben dün 3'e kadar çalıştım. I worked till 3 o'clock yesterday.